Gen Vi dizisinin 6. bölümü yayınlandı ve bu bölümün bitmesiyle birlikte sezonun son 2 bölümüne girmiş olduk. Dizinin resmi hesabı 2. sezonun geleceğini bizlerle paylaştı. Bu da demek oluyor ki karakterlerimizi tekrar göreceğiz. Geçen bölüme göre bu sefer konuşmamız gereken daha az şey var ama yine de bu videoyu yapmak istedim. Eğer hazırsanız hiç uzatmadan videoya geçelim. Spoiler uyarımızı yapalım ve videoya öyle başlayalım. Bir de bölümü çıkar çıkmaz izleyip videoyu da erkenden hazırladığım için kullanacağım sahnelerin görüntü kalitesi biraz düşük olabilir. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Genel yorumumla başlayacak olursak gerçekten iyi bir bölüm izledik. Geçen bölümü daha çok beğensem de hem Soldier boyu hem virüsün detaylarını görmüş olduk yine kısa bir bölüm izlemiş olsak da, ikinci sezon haberini aldığımız için ben buna çok fazla takılmadım. Eğer dizinin finaline iki bölüm kalmış olsa daha uzun bir bölüm izlemek isterdim ama nasıl olsa dizi devam edecek. Aksiyondan çok, karakterlerin duygularının işlendiği bu bölümde, tüm karakterlerimizin en büyük pişmanlıklarını gördük. Bölümün ana hikayesi, Karakterlerinin komada olan Kate'in zihninde sıkışması ve hem Kate'i hem de kendi canlarını kurtarmaya çalışmasıydı. Geçen bölümün sonunda Kate, arkadaşlarına ihanet ettiğini itiraf etmişti. Bu bölümün başında herkesin hafızasını geri getiren Kate tekrar bir krize girdi. Onun bu şekilde bayılmasını ilk bölümlerde Andre'yi kurtarırken de görmüştük. Andre, Kate'in süper gücünü fazla kullandığında beynine zarar verdiğini söylüyor ve Meri'nin yardımıyla nabzını tekrar yükseltiyorlar. Meri'nin sadece vücut dışındaki değil, vücut içindeki kanı da kontrol edebilmesi onu çok güçlü bir karakter yapıyor. Zaten doktorun geçen bölümde onu özellikle istemesi bunu kanıtlıyor. Onun kumada olduğu sırada açılan bir kapıdan ormana giren karakterlerimiz Kate'in annesini görüyor. Kate'in süper gücünü yanlışlıkla kardeşi üzerinde kullandığını daha önceden biliyorduk. Bu girdikleri ormanda da Kate'in annesini, diğer çocuğunu ararken görüyoruz. Annesinin Kate'den korktuğunu görmemizin ardından, ilk bölümden beri herkesin beklediği karakter ortaya çıkıyor. Hey! Soldier Boy'un dizide nasıl gözükeceğine dair ortalıkta bir sürü teori vardı. Bu bölümde bunun, beklenenden biraz daha farklı olduğunu gördük. Soldier Boy'u, Kate'in çocukluğundaki hayali erkek arkadaşı olarak görüyoruz. Karakterlerimiz, Soldier Boy'dan Kate'in zihninde mahsur kalabileceklerini öğreniyorlar. Bunun ardından, onlara çok önemli bir şey söylemek üzereyken Soldier Boy ölüyor, yani Kate'in zihnindeki Soldier Boy ölüyor. Bu şimşeklerinde Kate'in beyin ölümüne giden süreç olduğunu öğreniyoruz. Soldier Boy'un sahnesini daha uzun ve daha aksiyonlu beklesem de, sahne eğlenceli bir sahneydi. İki buçuk dakikalık Soldier Boy sahnesinden sonra, Kate'in zihnindeki başka bir anıya gidiyoruz. Bu sahnede de, okul dekanının Kate'i yanına almasını izliyoruz ailesinin Kate'i 9 yıl boyunca odasında mahkum ettiğini ve onu oradan çıkaranın dekanşeti olduğunu görüyoruz. Bu da büyük ihtimalle bize, Kate'in neden arkadaşlarına ihanet edip, dekanın kirli işlerini yaptığını gösteriyor. Buradan sonra Kate'in, ölen sevgilisi Golden Boy'la tanışmasına şahit oluyoruz. Her ne kadar ölen desem de, diziyle ilgili her türlü etkinlikte yer alan ve ikinci sezon duyurusunda da gözüken Golden Boy'un bir şekilde geri dönebileceğini düşünüyorum ama bu sadece bir tahmin. Bu sahnede aşırı şaşırtıcı bir ters köşe yaşanıyor ve Golden Boy ölünce Andre ile sevgili olduğunu sandığımız Kate'in aslında yaşarken de Golden Boy'u aldattığını görüyoruz. Bu sahneden itibaren dizi sadece Kate'in anılarını gördüğümüz yerden çıkıp karakterlerin en büyük pişmanlıklarını ve karanlık anılarını bizlere göstermeye başlıyor. Karakterlerimiz Golden Boy'dan kaçarken bu sefer de Jordan'ın bir anısına denk geliyor. Bu sahneyle ilgili en etkileyici şey ise kız ve erkek versiyonu farklı oyuncular tarafından canlandırılan Jordan'ların neredeyse tıp atıp aynı şekilde hareket etmesiydi. Jordan'ın nasıl profesörün asistanı olduğunu öğrenirken, aynı zamanda Jordan'ın Golden Boy'un karanlık tarafını bildiğini öğreniyoruz. Jordan'ların harika oyunculuğunu ve en büyük pişmanlığının bunu gizli tutmak olduğunu öğrendikten sonra Kate'in karakterlerimizin hafızasını sildiği gibi, aynısını Golden Boy'a da defalarca yaptığını görüyoruz. Meri'nin ilk bölümde yanlışlıkla annesini öldürdüğünü hatırlarsınız. İşte Meri'nin pişmanlığı olarak da bu sahneyi görüyoruz. Karakterlerimiz son olarak Kate'in kendisinin yanına gidiyor ve Kate'in pişmanlıkları yüzünden ölmeye hazır olduğunu görüyor. Bu sahnede karakterlerimiz gördükleri onca şeyin ardından sorumlu tek kişinin Kate olmadığını, herkesin pişmanlıklarının olduğunu söyleyip onu hayata döndürüyorlar. Bütün bu süreçte Emma ve Sam'in nerede olduğunu soracak olursanız, ekrandaki sahneye bakabilirsiniz. Bu bölüm olaya pek dahil olmayan ikili. Ekibin yanına gelince Sam ve Kate tekrar karşılaşıyorlar. Kontrol problemleri olan ve önceki bölümlerde katliamlara imza atmış olan Sam, üzerinde yapılan birçok deneyin parçası olan Kate'e saldırıyor ve onu yeni sevgilisi durduruyor. Geçen bölüm incelemede, Sam'in halüsinasyonlar sebebiyle böyle yaptığını ve ekibe katılabileceğini söylemiştim. Bu sahnede belki bu yolda ilk adım olabilir her şeyin sorumlusunun dekan olduğunu söyleyen Kate, ekibi geri dönülemez bir yola sokuyor ve ekip dekanı durdurmaya karar veriyor. Bu süreçte neler olacağını önümüzdeki bölümlerde göreceğiz fakat bahsetmemiz gereken bir şey daha var. Geçtiğimiz bölümde virüsü kusursuz hale getirmeye çalışan doktorun bunu bu bölümde başardığını gördük. Bu virüsün süper gücü olanları durdurup hasta ettiğini ve diğer süper gücü olanlara bulaşabileceğini öğreniyoruz. Fakat dekan şeti üzerinde çalıştığı bir plan için ilacın dozunu yükseltmesini istedi. Yüksek doz deneyin ölümüne sebep olsa da Şeti bundan memnun gibiydi ve ilacın daha fazla bulaşıcı olmasını istediğini söyledi. Bölüm bu şekilde biterken dekanın bu süper öldürücü virüsü neden istediğini henüz öğrenemedik. Bu hem Homelander'ı ya da başka bir Seven üyesini öldürmeye çalışacağına, hem de okulda problem çıkartanları öldürmeye çalışacağına yorulabilir. Gerçek amacını da önümüzdeki bölümlerde öğreneceğimizi düşünüyorum. Önceki bölüm kadar konuşulacak şey yok dediğim videonun, önceki videodan daha uzun sürmesinin ardından, sanırım videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler, önümüzdeki bölümlerde ve diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.